adaletsizlik yapmamak ve aynı şekilde adaletsizlikle karşılaşmamak. Şimdi bir konuda bu kadar hassassak mutlaka ki hayat bize adaletsizlikle cevap verir. Belki üzülmek, belki ağlamak. Bunları yaşayamadığı için adaletsizlik duygusu onun içerisinde kalan aslında kapalı bir kutu. Biz genetik olarak atalarımızdan sadece saç rengini ya da göz rengini almıyoruz. Onların yaşamadığı duyguları ve kalıplarının da miras olarak alıyoruz. Peki biz burada ne yaptık? Adaletsizlik, haksızlık konusu aktarıldı. Bu dönüştürülebilir ve biz bunu dönüştürdük. Nasıl dönüştürdük? Selam. Az evvel yaptığım bir seansta küçük bir anekdot paylaşmak istedim sizinle. Konumuz adalet. Danışanımın karşılaştığı ve hassas olduğu bir nokta adalet. Adaletsizlik yapmamak ve aynı şekilde adaletsizlikle karşılaşmamak. Çok adil olmak. Şimdi bir konuda bu kadar hassassak mutlaka ki hayat bize adaletsizlikle cevap verir. Neden verir? Burada yaşamın bize bir garezi olduğundan değil tabii ki. Biz sürekli adil olmaya çalışırsak ve birisi de bize adaletsizlik yapmasın dersek burada tam olarak bir tohum ekmiş oluruz ve onu beslemiş oluruz. Yani konuştuğumuz şey her ne kadar olumluymuş gibi görünse de bir şeyi istemek ve onu istememek yine de çekim yasasıyla onu kendimize çekmekten başka bir şey değil aslında. Şimdi eğer ki bir döngü halinde bir konu sürekli karşına geliyorsa yani senin içinde orada saklı bir yara var ve hep orada sanki kanadı kanayacak gibi bir rahatsızlık veriyorsa bunun kök nedenleri sadece senin bilinçaltınla ilgili olmayabilir, atalarınla da olabilir. Yani aile dizimlerinde aslında bir noktada bu alanlara da bakılıyor. Biz bunu bilinçaltında şöyle gözlemledik. Konunun kişinin babasının ortalama 14 yaşlarında yaşadığı bir sorun karşısında aktaramadığı ya da ortaya çıkartamadığı duyguları. Neler bunlar? Belki orada bir isyan etmek, belki üzülmek, belki ağlamak. Bunları yaşayamadığı için adaletsizlik duygusu onun içerisinde kalan aslında kapalı bir kutu, kapalı bir yara. Fakat bir şey kapalı kapalı olduğunda ya da konuşulmadığında, yaşanılmadığında kapanıyor muydu? Tabii ki hayır. Peki ne oluyor? Bunlar nesillerden nesillere aktarılıyor. Yine danışanımın bunu yaşaması gibi. Eğer biz bu çalışmayı yapmasaydık o da bunu bir sonraki nesile kendi çocuklarına aktarabilirdi. Biz genetik olarak atalarımızdan sadece saç rengini ya da göz rengini almıyoruz. Ya da ten rengimizi almıyoruz. Onların yaşamadığı duyguları ve kalıplarını da miras olarak alıyoruz. Bunlar adaletsizlik olabilir, yine e, sağlıkla ilgili deneyimler olabilir parayla ilgili deneyimler ya da kalıplar olabilir ki toplumumuzda en çok para ve aşkla ilgili aktarılan kalıplar var. Eğer sizin hayatınızda da sürekli farklı olaylarla da olsa benzer duyguyu yaşadığınız bir döngü varsa örneğin değersizlik, örneğin adaletsizlik, örneğin haksızlık. Aslında bunun tek nedeni siz değil, atalarınızın da size miras gibi aktarılan o duyguları olabilir. Peki biz burada ne yaptık? Adaletsizlik, haksızlık konusu aktarıldı. Bu dönüştürülebilir ve biz bunu dönüştürdük. Peki biz burada ne yaptık? Önce olayı, duyguyu fark ettik. Fark ettikten sonra her şeyin bir titreşim frekansı var. Biz konuyu adalet ya da adaletsizlik olarak değil, onun titreşim frekansına dönüştürdükten sonra artık bu kişinin bilinçaltında adaletle ilgili bir direnç kalmadı. Yani bu ne demek? Artık yaşamında ben adil olmalıyım ya da bana adaletli davranılmalı kalıbı ortadan kalktı. E, bu ne demek? Bilinçaltını bir bahçe gibi düşünürsen bahçendeki işe yaramayan bir çalı ya da diken gibi görebilirsin bilinç altında bunu dönüştürdüğümüzde bahçendeki aslında hoşuna gitmeyen o diken ya da bahçende hoşuna gitmeyen o bitki türü bir çiçeğe dönüştüğünde titreşim frekansı artık senin için bir tehdit ya da rahatsız edici unsur olmadığında hayat da sana bu problemi gör, artık bununla karşılaş demeyecek. Sen ya farklı bir konu bir döngüye evrileceksin onu fark et diye ya da hayatına devam edeceksin. Senin de hayatında gözlemlediğin, karşılaştığın böyle duygular var mı? Olaylar farklı olabilir. Olayın içerisindeki duyguları fark edebilir misin? Ve fark ettiğinde bir önceki olayda da yine aynı duyguyla mı karşılaştın? Kişi ve olaylar farklı olsa da bunlara bakabilir misin ve bunlara baktığında bunları dönüştürebilir misin? Dönüştürmeye gönüllü müsün? İstekli misin? Şifa olsun.